Merhaba, Justine Sabun.atelier.com'dan Instagram ilave etmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Tamam, Instagram da online gitti. Hadi. Bugünkü Sabun Atelier Live Sibel Hanım'dan geldi soru. Şaşırmayın, ara sıra bir kamera orada, bir kamera şurada bakıyorum. Ondan onu yan yana getirmeye çalışıyorum da olmuyor tam. Yani biliyorsunuz haftada bir defa Sabun Atelier Live yapıyorum. Ve burada sizden gelen sorularına cevap vermek istiyorum. Sorunuz varsa aşağı yorum olarak bırakın. Ve dediğim gibi haftada bir defa çarşamba, evet çarşamba, saat 12.30'da merhaba, cevap veriyorum. Bugünkü soru Sibel Hanım'dan geliyor, palmiye ilgili. Palmiye özellikle sabun yapanlar için önemli bir konu veya ilgi gören bir konu, böyle demem lazım. Önemli, herkesi farklı değerlendiriyor. Ama ilk olarak neden palmiye böyle bir dertli bir konu? Şimdi palmiye dünyada en çok tüketilen bitkisel yağdır. Ve bu yağ üretim kapasite iklim nedeniyle çok çok düşük demek doğru değil, yeterli olmuyor. Çoğaltmak için maalesef özellikle yetiştirdiğin bölgelerde, Malezya ve Endonezya'da yağmur ormanı kesiliyor. Bu yağmur ormanı kesilmesi o kadar da sıkıntılı belki olmayacaktı. Fakat bu bölgelere ait sadece o bölgede yetişebileceği olan hayvanlar var. Bitkiler tabii ki de. Ama en büyük kavga konusu veya şey, yani olumsuz konu orangutanlar oluyorlar. Çünkü orangutanlar kolay kolay bölge değiştirmiyorlar. Yani onların iki tane dertli var. Sahiplediğin bölgeleri, yani yaşadığın bölgeler çok büyük, acayip büyük, özellikle bir hayvan için. Ve ikinci olarak kolay kolay taşınma yazamıyorlar. Yani büyüdün, doğduğun bölgelerde devam büyümek istiyorlar, devam yaşamak istiyorlar. Yağmur ormanı kestiğimiz zamanda bu yani bir başka bir yere aktarmak, başka bir yere getirmek çok zor oluyor. Ve onlar da mesela bu yüzden de yani makineler altında da kazalı, yani makineyle yağmur ormanı keserken kazalı oluyor. Çünkü bu hayvanlar oradan sesten, yani nasıl bir hayvan normalde sesten kaçıyor. Bunda o bölge o kadar bağlı olduğu için kolay kolay kaçmazlar. O, bu yüzden dünyada o çok büyük bir kavga sebebi, bir sıkıntı sebebi var. Bir tane RSPO olarak sertifika tarzı var palmiye için. Bu palmiyanın aradaki normal palmiyadaki farkı nedir? Bu palmiye zaten önce tarım olarak kullandığın arazilerde büyütüyorlar bu palmiye ağaçları. Tabii ki evrak üzerinde hoş duruyor da her zaman dünyada maalesef sadece evrak gibi olmuyor. Yani palmiye kullanmak istemiyorsun, palmiyeden uzak kalmak istiyorsun, anlayabilirim. O tabii ki herkesin kendi seçeneği, bir kararı ve tabii ki bazen maalesef de fiyat politikasıya bağlı. Şimdi başka ne söyleyebilirim size? Önce sabuncular alternatif bilmek istiyorlarsa, palmiyanın alternatif, en güzel alternatifi, şimdi de başka bir grup kalkacak, iç yağ, don yağ, yani fark etmez, keçi mi, kuzu mu, tavuk mu, yani fark etmez hangi iç yağ, bütün yağları arındırmadan sonra palmiye yedeği olarak kullanabilirsin. Tabii ki o da vejetaryenler için ve veganlar için de bir seçenek değil. Ama aklınızda tutun ya da bayram zamanında denk gelir, denemek için en az. Yani şimdi gelecek
bayramda onu ilk defa eşime diyeceğim. Hadi iç ya, getir kurban kestikten sonra denemek istiyorum yani. Diğer tarafta da bitkisel alternatiflere, geçen hafta da bir kez onlara söyledim. Babassu, mango, kakao ve shea ya. Sizinle sonra bugün ya da yarın sonra da tarifleri paylaşacağım. 3 tane tarif hazırladım alternatif olarak. Bakın, deneyin. Başka ne var? Genelde dediğim gibi sabun da kullanılıyor. %10 %30 arasında. Kosmetik imalatta direkt palmiye olarak nadiren kullanıyor. Kullananları var. Ben de denedim. Hindistan cevizi yağı alternatifi olarak bir kez veya mango yağı. Görmek için nasıl bir ürün elde edebilirsiniz. Genelde düşük miktarlarda kullanılır. Ya da palm yağı, yani palm yağı aynı zaman Hindistan cevizi, soya yağı, kanola yağı ve ayçiçek yağı, petrol yağı yedeği olarak kullanılıyor dünyada. Yayın koptu mu? Kusura bakmayın. Sonra tekrar internette koyacağım. Yani zaten Facebook koyacağım onu. Palm yağı bu yüzden dünyada o kadar istek oluyor. Çünkü petrol yağı alternatif olarak kullanılıyor. Yani çoğu kosmetik ham maddelerde şu beş yağlardan üretilir. Yani palm yağı, Hindistan cevizi yağı, soya yağı, ayçiçek yağı ve kanola yağı. Çünkü onlar büyük miktarlarda kolay kolay toplayabilirsiniz. Başka şimdi olumsuz yani ekolojik faktörün dışında başka olumsuz yorumlara ilgili sordunuz. Ben onları da biraz araştırdım. Şimdi pardon, listeme karışık oldu. Şimdi orada ne öğrendik? Ne öğrendim? Yani birkaç sene önce 2007 diye hatırlıyorum. Amerika'da bir yayın oldu ve palm yağı kanserojen diye bir yayın oldu. Şimdi bu yayın tam doğru değildi ve sonra da düzeltmeye yapmaya başladılar. Neredeyse kinde çıktı. Şimdi palm yağı bildiğimiz kıvamı hem sıvı hem katı, gene de böyle kremsi bir kıvamı var ortam sıcaklıkta. Bazen daha sert yapmak için şu yağları, fark etmez de palm yağı için bu da sadece geçerli değil, bu yağlar hidrojene ediliyor. Yani ne yapıyorlar? Yağ asitsincere hidrojen atomları ilave ediyorlar. Böyle daha katı bir yağ elde edebilirsiniz. Bunlar genelde margarinle mesela böyle üretiliyor. Ve şu işlemde çoğu zaman labor ortamda trans yağ elde ediliyor. Artık o trans yağ ayrılabilirler, pek piyasada sürmüyor. Ama trans yağlar maalesef vücudumuza zararlı oluyor. O palm yağdan kaynaklanan bir şey değil, o kimyasal strüktür nedeniyle bir şey. Ondan oradan bu laf çıktı, yani kanserojen oluyor. Yani yağ kendisi, palm yağ kendisinden değil, o palm yağın halinden kaynaklandı. Ama ayçiçek margarin kullandığımız zaman, o zaman da aynı da vardı. Bu yüzden artık trans yağ miktarı paketlerde üstünde yazıyor ve genelde sıfır adet gösteriyor. Çünkü o piyasaya bildiğin zaman endüstri onu temizlemeye başladı, ayrılmaya başladı. Sesim çok az geliyor, hadi. Bakalım yani zaten sıkıntı çok oluyorsa sesimle tekrar aynı blog yazı olarak da paylaşıyorum. Ondan yani orada da okuyarak yapabilirsin. Ben bunu düzenle biraz daha düzgün yapmamız lazım, kurumamam lazım. Okey, anladım. Başka ne vardı? Palm yağın tabii ki bitkisel yağ olarak bazı güzel şeyleri de var. Yani palm yağı bitkisel yağ olduğun için kolesterol taşınmıyor, kolesterol olmaz. Yani genelde hayvansal yağlarda kolesterol var, bitkisel yağlarda kolesterol yok. O kaba olarak. Diğeri, palm yağı çok beta-karotin zengin,
fitosteroller da senken ve bir E-vitamin aile ait bir E-vitamini birleşimi veya parçası tokotrienol da taşınıyor. Yani palmiye antioksidanta zengin bir yağdı. Bu yüzden da tercih ediliyor. Gıdalarda özellikle de tercih ediyor. Çünkü antioksidan zengin yağlar da kolay kolay bozulmuyorlar. Raf ömrü daha uzun. Zaten palmiyenin raf ömrü güzel, yani doğru sakladığımız anda karanlıkta, serin ve kuru bir yerde. İki senede o bir yağ için güzel bir şey. Buzdolabına koyuyorsanız bile daha uzun zaman raf ömrü oluyor. Raf ömrü için buzdolaba koyuyorsanız kullanmadan önce lütfen çalkalayın ya da karıştırın çok katı oluyorsa. Çünkü yağın birleşimleri farklı derecede eriyor, çökme oluyor. Bu yüzden yani altı katı üstü zıvı oluyorsa yağ %100 aynı alamıyorsunuz. Başka size ne diyebilirim? Palmiye genelde palmitik asit, oleik asit ve linoleik asitten birleştiriyor. O da güzel bir yağ karışımı, güzel bir yağ asit karışımı. Palmitik asit zaten palmiye olduğundan orada en yüksek miktarda bulduğumuz için. Oleik ve linoleik asit özellikle cilt besleyici fonksiyonunda görüyorlar. Ve aynı zaman saç için de iyi geliyor tabii ki. Başka ne demek istedim? Yani başka pek burada yazmadım. Sabunda %10-30 arasında kullanılıyor. Blog yazıda da sabunlaşma faktörleri ilave ediyorum. Burada sizi söyleyince de pek gelmiyor. Tamam, burada diyor ses iyi. Hadi bilmiyorum, ben oynayalım birkaç defa. Yeni kulaklıklarımı almam lazım. O zaman onu da deneyeceğim. Ve yani benden şu anda palmiyeden bu kadar. Başka bir sorunuz varsa palmiye ilgili veya başka bir konuda ilgili, sabun, kosmetik, yani ne aklınıza geliyorsa o konuda söyleyin. Ben her hafta yeni bir yazı, yeni bir yayın yapmak istiyorum. Şu anda gelecek hafta için bir yayınım yok, bir konum yok. Yayın olacak. teşekkürler Serap Hanım. Yani henüz bir konu bulamadım. Sizle ilgili bir konu yok. Sizden bir konu gelmiyorsa büyük ihtimalle esansla ne de yapacağım. Çünkü o da yani esans uçucu, yani farklı ne de biraz karmaşık oluyor. Burada bir soru geldi. Tamam, ona hemen bakayım. Burada da önce palmiye gözün ekleti kar mı? Bu komodenik olarak bazen diyor denir. Şimdi böyle, bu komodenik listesi hoş bir liste, güzel bir liste. Çok da ilgileniyor. Tek derdi her cilt farklı davranıyor. Yani bu yağ tıkanıklık yapıyor, bu yağ tıkanıklık yapmıyor demek doğru mümkün değil. Her cilt tipi, her insan farklı tepki veriyor. Mesela vazelin diyorlar tıkanıklık, komodenik bir yağdı. Ama diğer tarafta mesela ben vazelin kullandım, meraktan kullandım bir ay boyunca saf halinde. Hiçbir sıkıntı olmadı bile sivilce miktarım azaldı. Yani o liste bir kimse bir kez piyasaya sürdü de herkesi kendini denemek lazım. Ne mesela var? Komodenik yağ olarak fındık yağı diyorlar, komodenik yağ değil de. Bazı kişiler fındık yağını yanıştığın anda bile sivilce yapıyor. Yani o bu liste pek dikkat etmeyin. Başka burada ne yazdı? Tamam, kremle ilgili yayın yapayım. Yağmur ormanla ilgili palmiye yasağı konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok politikalı, çok bir soru. Yani güzel değil. Yani gerçekten hayvanla o kadar zarar etmeye güzel değil. Kendimiz de biraz suçluyuz. Petrol yağı kullanmak istemediğimiz için dünya oraya yönlendirdik. Bu yetiştirdiğin bölgelerde ikisi çok düşük gelir olduğun için tabii ki onun üstüne hemen atladılar.
Yavaş yavaş bir değişim oluyor. Hayvanlar için, yağmur orman için zaman da oluyor, olmuyor, bilmiyorum. Genelde palmiye kullanmak istemiyorsanız alternatifleri var. Kişisel olarak ben palmiye kullanmaya tercih etmiyorum ama yani tatlı dilimli olarak size de sunmak da istiyorum. Çünkü yani herkesi farklı değerlendiriyor. Yani o kendinize karar vermeniz lazım. Siyah nokta için %10 tarifi. Tamam, ona göre bir şey alayım. Hamam kokusu doğal yöntemle sağlanabilir miyiz? Evet, ama marketteki yoğunluk ulaşamıyorsunuz. Yani saf zeytinyağlı bir sabun yapıyorsunuz. Şimdi tamam konudan kaçıyoruz ama cevaplamak istiyorum. Saf zeytinyağlı bir sabun yapıyorsanız ve bu sabun en az 3 ay bekliyorsa çok hafif bu beyaz sabun, bu klasik beyaz sabun kokusu hissedebilirsiniz. Ama tabii ki alıştığımızda, markette gördüğümüz ve esans, bizim kendimizin esansında olduğumuz koku aynı yoğunluk olmuyor. Koku aynı, yoğunluk farklı. O da sizin tercihiniz. Başka burada... Tamam, pardon. Burada başka bir soru değil. Tamam, kremle konusuna ilgili bir yayın yapalım. İsterseniz bu komodenik liste, yani gözlerinle tıkanma olayları bir liste, listeyle ilgili bir yayın daha da yapabilirim. Başka sorular yoksa şu anda benden o kadar. Ve gelecek hafta tekrar görüşürüz. Umuyorum işe yaradı. Umuyorum beğendiniz. Umuyorum paylaşıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Bana geri bildirim yapıyorsanız çok sevinirim. Oğlum bu işi çok beğendi. Bana her gün sabah unutma. Video çekiyorsan pudradan kullanman lazım. Başladı. Kızım bana kıyafet seçiyor. Yani bütün aile bunu beğenmeye başladınız. Tamam, benden bu kadar. Gelecek hafta görüşüyoruz. Kalpleriniz ve beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Bye bye.